Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Emirül Mü'minin Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh bütün halleri ve işleri Hatemül Enbiya Resulullah'a tam uyması sebebiyle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerin peygamberliğine apaçık bir delil ve en güzel şahittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman Cebrail aleyhisselam'dan benimle kim hicret edecektir diye sordu. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicrette mağaradan çıkarken Ya Ebu Bekr, sana müjdeler olsun. Allahü Teala bütün insanlara umumi olarak tecelli eder. Sana ise hususi olarak tecelli eder buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in size üstünlüğü namaz ve oruçla değil göğsünde kalbinde dolu olan şey iledir buyurdu. İbn Mesud Ensari radıyallahu anh şöyle bildirmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh Müslüman olması vahyin müjdesidir. O şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilmeden önce bir gece rüyamda gökten büyük bir nurun indiğini ve Kabe'nin üzerine düştüğünü gördüm. O nur Mekke'nin bütün evlerine dağıldı. Sonra önceki gibi tekrar toplanıp benim evime girdi. Evin kapısını kapattım. Sabahleyin bu rüyamı Yahudi alimlerinden birine anlatıp tabirini sordum. Gördüğün rüya karışık rüyalardandır. Böyle rüyalara itibar olunmaz dedi. Aradan bir müddet geçti. Ticaret için çıktığım bir seferde yolum Rahip Bahira'nın bulunduğu kiliseye düştü. O rüyamın tabirini Rahip Bahira'dan sordum. "Sen kimsin?" dedi. "Kureyş'ten bir kimseyim." dedim. "Allahü Teala sizin aranızdan bir peygamber gönderecektir. Sen onun hayatında veziri, vefatından sonra da halifesi olacaksın." dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilip insanları dine davet etmeye başlayınca beni de İslam'a davet etti. Ben her peygamberin bir delili vardı. Senin delinin nedir dedim. Delilim gördüğün rüyadır. Yahudi alimi sana bu rüyaya itibar edilmez diye cevap verdi. Bahira ise o rüya'nın tabirini şöyledir diyerek sana cevap verdi buyurdu. Bunu sana kim haber verdi dedim. Cebrail aleyhisselam bildirdi buyurdu. Bunun üzerine ben artık bundan başka delil ve şahit istemem. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek Müslüman oldum. Bu hadise üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İslam'a davet ettiğim kimselerden sadece Ebu Bekr o anda beni tasdik edip, sen Allah'ın Resûlüsün dedi. O sıddık i Ekber'dir. Emirül Mü'minin Ebu Bekr-i radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Cahiliye devrinde bir ağacın gölgesinde oturuyordum. Ağacın bir dalı bana doğru eğildi ve başıma ulaştı. Acaba bu ne haldir diye hayretle bakıyordum. Ağaçtan kulağıma şöyle bir ses geldi. "Falan zamanda bir peygamber gelecektir. Onun yanında insanların en saadetlisi sen olacaksın." dedi. "Daha açık söyle. O peygamber kimdir? İsmi nedir?" dedim. O Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib Haşim'dir diye bir ses geldi. O benim arkadaşım ve kıymetli bir dostumdur. Ne zaman peygamberliği bildirilirse bana müjde ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin bildirildiğini ilan edince o ağaçtan ey Ebu Kuhafe'nin oğlu Muhammed'e aleyhisselam vahiy geldi. Musa'nın aleyhisselam Rabbinin hakkı için ona herkesten önce sen iman edeceksin dedi. Sabah olunca Resulullah'ın huzuruna gittim. Beni görünce ey Ebu Bekr seni Allahü Teala'ya ve Resulüne iman etmeye davet ediyorum buyurdu. Hemen Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek iman ettim. Allahü Teala seni hak üzere ve aydınlatıcı bir nur olarak gönderdi dedim.